Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Sağ olun, teşekkürler. İşler nasıl? Pandemiden dolayı biraz sakin, evet. Başkanım. Bir yıla yakındır esnaf dolaşıyorum. İktidarı yermiyorum, propaganda yapmıyorum. Tamamen özne sizsiniz. Şimdi pandemi öncesi başladık. Pandemiyle devam ediyor iş. Pandemiyle, pandemi öncesinde biraz kötüydü durum. Fakat şimdi çok derinleşmiş oldu. Şu an evet, daha da derinleşmiş. Yani çok derinleşmiş. Kaç kişi çalışıyor burada? Biz iki kardeş çalışıyoruz. Ha, iki ayrı, aha, iki evi bakıyorsunuz. Evet. Burada. Peki ne kadar mal vardır burada? Yani 50-100 bin liralık vardır. 50 diyelim. Kredi borcunuz var mı? Var. Ne kadar? 150 bin lira. Başka bir şey sormaz mıydım ya? Bu nasıl bir şey ya? Peki şey soracağım. Mesela ne kadar mal vardır bunun içinde? Miktar olarak atıyorum. Fiyat bazında. Oğlum mesela 20 bin lira veya 30 bin lira. Ne var bunun içinde? 50 bin lira. 50 bin lira diyelim. Kredi borcun var mı? Var. Yaklaşık 70 bin lira civarında. 70 bin lira. Kredi borcun var. 50 bin lira. En fazlasıyla 50 bin liralık da mal var. Evet. Nasıl ödüyorsun? Yani ödeyemiyoruz. Çok zor durumdayız aslında ama artık bu işin içindeyiz. Bu hani pandemiden dolayı böyle bir sürü şey açıldı. Onlardan para alabildiniz mi siz? Yani tabii destek kredisi aldık ama sonuçta... Kredi aldınız ama. Yani onu da ödeyeceğiz. Nasıl şey ödeyeceğiz? Almadınız. İşimiz yok. Yok. Herhangi bir desteğimiz yok şu anda. Yani karşılıksız bir destek almadınız. Kesinlikle öyle bir şey yok. Merhabalar Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşler nasıl arkadaş? İşler nasıl olsun? Nasıl olsun? Biliyorsunuz korona. Evet. Gerçi sadece bizim memleketimizde değil, tüm dünyayı etkiledi. Biliyorsunuz, evet. Sektörümüz bizim düğün sektörü. Evet. Maalesef ki sektörümüz bu konuda çok büyük yara aldı. Ki tüm esnaf gruplarının, evet, olduğu gibi bizde de tabii ki yara aldı. Kendi sermayen tam %50 yarıya indi. Yani iş öyle, evet, göründüğü gibi değil, çok kötü. Evet. Bu pandemi öncesinden de kötü. Elemanlarımızı çıkartmak zorunda kaldık. Ve tek kalmak zorunda. Çünkü maliyet başkanı. Evet, doğru. Maliyet karşılayamıyoruz. Evet, kira başkanı. Ödeyebiliyor musun? Valla sağ olsun, dükkan sahibimiz bir ay almadı. Bir ay yarım aldı. İşte karşılıklı iyi niyette bu şekilde ve ödemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar, yüzümüz kızararak. Kira değil de elektrik bizim için çok büyük sorun. Evet. Yani buralar niye sorun? Eve 10 kuruş olan şey esnaf kazanıyor. Para kazanıyor 20 kuruş. Eve 20 kuruşsa esnafa 40 kuruş. Yani görünürde esnaf para kazanıyor birilerine göre. Ama esnaf para kazanmıyor. Esnaf para kazanmıyor. Evet. Esnaf, evet, karnını doyuruyor. Şu anda hani varsa arkasındakini feda ediyor ki işini sürdürsün. Kaç kişi çalışıyor burada? Ben tek çalışıyorum. Dükkan benim. Ha. Eşim ara sıra yardıma geliyor. Başka elemanımız yok yani. O zaman tamam. Geçindiriyor mu evi? Geçindirmez. Bunu soruyorum. Evet. Ha şimdi sizin konumuzda olmayan insanlar var. Biliyorum, sizi çok iyi anlıyorum ama işte yapacak bir durum. Öğretmenliğiniz var mı kızım sizin? Hayır, ben lise mezunuyum. Olsun. Öğretmenim, ben öğretmen okulu mezun bir öğretmen tipi var. Teşekkür ederim, sağ olun. Valla samimi söylüyorum. Teşekkür ederim. Ama 20-25 senedir bu işe uğraşıyoruz. Sizin de odağınızla insan olduğu için aynen, ben aynen, aynen, öğretmen okulu mezunuyum. Aynen. Ama 3 tane kardeşim var bayan, onların hepsi öğretmen. Yani sonuçta onlardan bir şeyler almış olabilirim yani. Ama sizi görmek istiyorum başımızda bir bayan olarak. Bize destek olacağınızı çok iyi biliyorum. Sağ olun. İsminiz ne? İnşallah Olcay. Olcay Hanım. Çok memnun kızım. Ben de memnun oldum. Allah yolunuzu açık etsin başkanım. Hepimizin. İnşallah. İnşallah. Sarlamıyoruz şimdi. Sarılmış sayalım. Hayır hayır. Canım benim. Millet bizi çağırıyor. Demirbaş göz üstüne. Bugünler geçer inan. Yemin bayrak üstüne. Başkanım, içimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Gerek sosyal medyada, gerekse mecliste devamlı bizi dile getiriyorsunuz. Evet. Biz de EYT'liler olarak yeri ve zamanı gelince... Sinir bozmaya devam edeceğim. Evet, aynen. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş bulduk. Şerefler verdiniz efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Arkadaş, işler nasıl? İşte çok şükür Allah'a, bugünümüze şükür. Kaç kişi çalışıyor burada?
Ben varım, bir de oğlum var. Üç oğlum peşinde. Oğlum da üniversite mezunu ama maalesef işiyle, mesleğiyle ilgili iş bulamadığı için. Ne okudun oğlum? Prehistorya, tarih öncesi. Tarih öncesi, ben de tarih okudum. Dolayısıyla sen benim öncemi okumuşsun. Harika. Efendim şimdi üniversite mezunu normal şartlarda üniversitede okusa, ben de burada mesela liseyi bitirmiş, ortaokulu bitirmiş, okuyamamış bir öğrenciyi istihdam ederim. Evet. O çocuğun da sigortası yatar, o da bir hayatı geçindirir. Evet. Ama şimdi öyle olunca kendi çocuğumla burada tabii iş yapmak zorunda kalıyorum. O da beni de rahatsız ediyor, o çocuğu da rahatsız ediyor. Çünkü sürekli babasıyla aynı ortamda olmak tabii onu da rahatsız ediyor. Canım benim, adım ne sen? Yani Türkler. Gerçeksizliği. Felaket. İşte evet, mesela gezerken onları da görüyorsunuz. İşler nasıl? İşlerimiz zayıf şu an. Tabii ekonominin bu kadar dalgalanmasıyla ilgili evet, zayıf yani. Hep kredi kartıyla alışveriş. Daha sonra gidip diğer esnaf arkadaşlara bozuldu. Yani böyle şey ama kredi günü veriyor gibi oluyorsunuz. Tabii günü kurtarmak. Sadece günü kurtarmak yani. Buradan alıyor, bir sonraki esnaf da bozduruyor. O gününü evet, kurtarmış oluyor. Yani ama sonuçta güzel bir durum, hiçbir avantajlı bir durumu yok yani. Yani işler bayağı bir zayıf yani şu anda. Aynen. Pandemiden dolayı yani, 19'dan beri. Evet. Yani herkes idare ediyor, yarım yamalak işte. Aynen. Bunlar sen mi yapıyorsun? Evet, ben yapıyorum başka. Mesela un olarak da ne kadar işliyorsun, kaç çuval? Günde aşağı yukarı 50 kilo falan. Aynen. Az ya. İki dükkan 50 kilo mu? Tabii. Az. Tabii. Önceden sadece bu dükkanda 50 kilo. Yok, az. Yani bizim daha önceden Bilecik'te de var şimdi bir 5 tane dükkan. Ablamlar. Yani onlar da aynı. Çok aşırı düşman işlerimizde. Çünkü pandemi olsun, ekonomi olsun, sürekli insanlar evli gelmedi. Evli misin? Evet, evliyim. Çocuk var mı? Yolda inşallah. Ay, hadi bakalım. Hadi bakayım. Kaç kişi çalışıyorsunuz burada? Tek kişiyim. Ha, sen tek başına. Tek başımayım. Senin evi geçindirir ama. Geçindiriyor, şükürler olsun. Ama ikinci kişi alamazsın. Maalesef. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne.